Büyük Devlet Hastanesi yapımı 1968 yılında tamamlanmış bir hastane. Şehrin yarısına yakın bölgeye hitap eden bir hastane. Şimdi burası 2022 6 Şubat depreminde ağır hasar aldı. Bu sene Haziran ayında işte kolonlarında çatlak olduğu tespitiyle bir gecede ansızın boşaltıldı. Boşaltılan yerler arkamda gördüğünüz yer. Zaten şeyler çekilmiş. Yataklı servislerin tümü boşaltıldı. Doğum hanelerinin bulunduğu yerler boşaltıldı. Şimdi sadece 1998 yılında yapılan bir yer kaldı. Acil poliklinik hizmetleri ve idari binanın bulunduğu yer kaldı. Şimdi burayı boşaltmak istiyorlar. Biz de buna karşı çıkıyoruz. Şimdi bu şehrin gerçekten de 1 milyona yakın bir nüfusa hitap eden sağlık hizmetine ihtiyacı var. Tek bir yerde bu sağlık hizmetinin sürdürülmesi mümkün değil. Yani bir doğal afet olur, salgın durumu olur ya da başka bir sorun yaşanır. O durumda bu şehir hastanesiz kalır. Şimdi spekülasyonlar çok dolaşıyor. AKP milletvekili var, Batman milletvekili. Türkiye'nin en büyük inşaat firmasının da sahiplerinden bir tanesi, Fernas'ın sahiplerinden bir tanesi. Aylardır onun bünyesinde çalışan işçiler eylem yapıyor. Bu şehre bir hastane yapımı kazandırma noktasında aylardır toplumu oyalıyor, kamuoyunu oyalıyor. İkide bir spekülasyonu ortaya koyuyor. Hemen yan tarafta ileride Milli Savunma Bakanlığı'na ait lojmanlar var. Bu lojmanlara ait yerlerde biz hastane yapacağız diye bir açıklamada bulundu. En son Cuma günü Ünlü Devlet Hastanesi'nin tümünün boşaltılacağı, personelin de Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderileceğini ifade ettiler. Zaten Eğitim Araştırma Hastanesi 1994 yılında yapımı başlanıp 2009 yılında 15 yıl sonra yapımı biten bir hastane. Şu an bile bir gecede tabelası eğitim araştırma oldu ama onun kuruluş felsefesi devlet hastanesi potansiyelinde UNICEF tarafından yapılan bir hastane. Yani şu an bile orası günlük muayene poliklinik sayısına yetişemiyor, acil hizmetlerine yetişemiyor. Bunun üzerine bu bölgedeki de acil hizmetlerini siz oraya yığdırmaya çalışırsanız bu şehirde bir kaos yaşanır. Başka bir kötü durum düşünmek istemiyoruz ama karşımıza çıkabilir. Bu şehir tek hastaneyle giderilmek isteniyor. Orada bir afet meydana geldi, bir yangın oldu, bir salgın oldu, bir şey oldu. Bu 1 milyonluk nüfus sağlık hizmeti sunulacak kuruma sahip olmayacak. Bu çok tehlikeli bir durum. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ayrıca burada çalışan sağlık emekçileri başta olmak üzere kamuoyu hep yanlış bilgilendiriyor. Yani öncelikle bu spekülasyonların ortadan kaldırılması lazım. Haziran'dan beri başlayan süreçle ilgili hastanenin raporu da çıkmadı. Bunu da kabul etmemiz mümkün değil. Kamuoyu doğru bilgilendirilmeli, aşamalar kamuyla doğru paylaşılmalı, şeffaf olmalı. Bir de 1958 yılında başlayıp işte 68'de hizmete giren bir hastanede o günün şartlarıyla oluşturuldu. SSK kurumu olarak çalıştı bir dönem. Revize edilmeli, yeni teknolojilerle donatılmalı ve talep, yani bu 20 yıllık, 30 yıllık sonraki sağlık hizmetini sunacak taleplerle karşılanmalıdır burası. Aksi durumunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Binaların %80'e yakını yıkım kararı almış, ana acil hizmeti sunuluyor. Bizim temel amacımız 863 paftadır, bir adadır. Bu adada sağlık hizmetinin yürütülmesini sağlamak. İşin doğrusu Batman'da diş hastanesi de hastane statüsüne geçti. Ağız ve Diş Sağlığı Merkeziydi. Hemen yan tarafta bulunuyor. Bu bölgenin tümünün sağlık kampüsüne dönüştürülmesi bu halkın yararına olacaktır. Çünkü biz 50 yıllık, 60 yıllık süreci, sonraki süreçleri öngören yerden bakıyoruz. Hemen yan tarafta askerlik şubesi var, boşaltılmış, atıl durumda. Hemen yan tarafta maliye blokları var, boşaltılmış, atıl durumda. Milli savunma blokları, hepsi aynı yerleşkesi. Tüm yerleşkenin bir sağlık kampüsüne dönüştürülmesi, sağlık hizmetine erişimi daha da kolaylaştıracak ve halk için de daha iyi olacaktır diye düşünüyoruz.